Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber Age of History 2'nin Rusya serimizin 8. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ne yapacağız? Öncelikle önceki bölümde hatırlarsınız Polonya ve Ukrayna'dan gerekli topraklar almıştık. Polonya burada küçük bir devlet olarak kalmıştı. Ukrayna'nın ise tamamını almıştık. Ee, önceki bölüm part, iki part olarak yayınlanmıştı. Ve Sovyetler Birliği formlarımız için son devlet Moldova kalmıştı. Bugün amacımız ilk olarak Sovyetler Birliği'ni formlayacağız. Ardından Polonya'yı ve İskandinav coğrafyasını Finlandiya ve İsveç'i alarak kendimize katmaya çalışacağız. Ee, bunlardan sonraki bölümde de 9. bölümde de büyük ihtimalle bakıyorum Rus İmparatorluğu için. Bir saniye yanlış tıkladık. Heh. Aynen öyle. Sonraki bölümde de Amerika'da ve Pakistan'la savaşır ve seriyi bitiririz diye düşünüyorum. O zaman hızlıca Moldova'yı alarak başlayalım. Öncelikle bu ordumuz şu şekilde gelsin zaten her türlü yeter Boardu. Ben video dışında bu arada simülasyonları falan yaptım. Hiçbir sorun yok. Hatta şöyle göstereyim bir saniye. E alt diyelim. Gördüğünüz gibi olmayanlarda oluyor şu anda. Yani hepsi tamamlanacak. Güzel. Şimdi. Ordular gelsin zaten hızlıca gelecekler. Türkiye şu Bulgaristan aslında daha güzel olur. Sınır şeyini bozuyor Türkiye'nin Bulgaristan bizim orduların aleminde geldi geliyorlar. Ordular geldikten sonra hemen Moldova'ya savaşmamızı yöneteceğiz. Son birkaç tur kaldı. Aynen öyle. Tamam. Şu tur atlamayı durduralım. Durdurduk. Bir yandan da yatırım yapalım. Şöyle araştırma para verelim. Önce Türkiye hasta Bulgaristan'a savaş ilan etsin bence. Şöyle yapalım. Ticaret talep savaş ilan et. Aynen öyle. Taktifi gönderdik Türkiye'ye. Biz de kendimiz Moldova'ya savaş ilan edelim. Aramızda fena değilmiş Moldova'yla. Şöyle bu orduyu ikiye böleceğim. Ee, geri kalan şöyle gelsin. Bu turda alamayabiliriz Moldova'yı emin değilim. Hatta şu bunun yarısı böyle gelsin. Yersiz şey. aynen buraya desteğe gelsin. Eğer orada bir yenilik yaşarsak takviye kuvvet olur. Bakıyoruz. Herhangi bir yenilgi yaşamazdık. Güzel. Beklediğimden kolay oldu. Diyordum ki en azından birkaç bin orada bir şeyler çıkarır. Çıkartmadı gibi gördüm ben. Tüm topraklarını alıyoruz. Şöyle. ha, Tamamdır. Aynen öyle. Tüm toprakları aldık. Ee, Ortalarımızı geri başkentimize yollayacağız. Başkentimiz nerede acaba? Bu ülkede başkenti bulmakta zorlanıyorum. Çok büyük olduğu için. Birkaç tur atlayalım. Topraklardan çekilsin askerler. Asimilasyonları başlatacağız. Tamam başlatalım. Güzel başlattık. Ee, eyaletlerimizin mutluluk oranlarına bakalım bir de. Çünkü mutsuz eyalet varsa sıkıntı. Moldova'dan aldığımız eyalet var bir tek. Bunlarda da festival başlatalım sonra olmasın. Aynen zaten vergilerimiz sıfır sanırım bakıyorum. Aynen vergi de almıyoruz zaten. Alp mutlu olsun yani. Bulgaristan savaşı nasıl Türkiye ile? İyi güzel Türkiye aldık Bulgaristan'ı. Çünkü sen Türkiye Türkiye'de birazcık üst, güçsüzleşti sanırım bakıyorum. Yo Türkiye gayet iyi bu arada. Aynen öyle. Bulgaristan aldı. Almanya kimle savaştı şu anda acaba? Hatırlamıyorum. Önce kimle de savaştaydı İtalya ile savaştı anladım. Önce de müftifiklerdi ama şu an savaştalar. Güzel. Türkiye sana Bulgaristan'ın topraklarını aldı ama hala barış imzalamadı. Sana Bulgaristan hala toprağı var. E, şu anda yatırım yapıyoruz ondan dolayı tur atlıyoruz. Hatta biz yatırımlar yaparken şöyle tutalım bir. Aynen. Ordularımız da bir yandan sonraki seferlere hareket etsinler. Sonraki sefer yerimiz neresi olsun. Şimdi bakıyorum. Bence Polonya'yı şuradan bir aradan çekelim artık. Kas sınırımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Tamamdır. 11 sınava yaklaşık her bir sınava 8000. Hop şöyle. Şu şekilde. Çok da fark etmez ya 7000-8000 falan. Zaten Polonya'nın bize pek direnmeyeceğini sanmıyorum. Şu şekilde. Artık rastgele gel diyorum. Şöyle 7000-8000. Bunu da ikiye bölüp Aynen öyle. Evet. Reddettim. Ummanla bizim ne işimiz var? Türkiye'de hep garip savaşlar çağırıyor bize. Hiç gelebileceğim savaşlar sarmıyor yani. Tamam. Şöyle yatırımlarımız bitti. Puanlarımızı verelim. Allah. Başlattık. Heh. Şu şekilde bakıyorum. 7 tane gelmiş. Çok iyi. Ee, Neye versek? Orada bakalım da Çünkü güzel ordular basıyoruz. Ekonomimizi yemesinler yani. Ve güzel. Bakalım Türkiye hala Bulgaristan'la barışamamış. Sanırım barışacak. Çünkü Yunanistan topraklarına çıkartma yapmış. Orada büyük konu şu an Bulgaristan. Aynen. Şimdi durduralım durdurduk. Polonya ekonomisi kaç? Bizim yaklaşık 80 binlik ordumuz var. Bunlar mı? Ha biz vasalımız sanırım bunlar. Biz onlar nerede vasal salmıştık? Emin değilim. Bakayım bir. Hatırladım şurada. Evet. Kalsın o kalsın. Savaş ilan ettik. Ee, niye gelemedi? Biz savaşı ilan ettik haydi. Barış barış barış. barış. Heh. Az daha çok kötü şeyler olacaktı. Korktu. Yanlış devlet sağdan işaret etmek çok kötü. Bu da buraya. Oraya çok sağlam orduyla girdik. Şurayı ikiye bölelim. Hatta ikiye bölmeye bile gerek yok bu arada. Bunu buraya yolla. Bunu hepsi şöyle full buraya gitsin. böyle. Bunlar da buraya gelsin. Güzel. Rahat bir savaş olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü Polonya'nın daha önce yenilgiye uğrattık biz Polonya'ya. Bize yani savunabilecek bir gözü yok bize. Öyle tahmin ediyorum. Bu arada e, bu bölümde tüm İskandinavya bitmeyebilir. Artık onda sonraki bölümde bitir. Amerika Savaşı'nda 10. bölüme bırakır. 10. bölümde de seriyi bitiririz dediğim gibi. Bunlar da burada toplansın zaten. Tamamdır. Bulgaristan'a savaşa mı girdik pek? Sorun yok zaten Türkiye alıyor Bulgaristan. Hayda. Orada toprak unutmuşuz. Ha, tamam sorun yok. Bu buraya gitmesin. Bir saniye. Şu şekilde. Yarısı böyle. Yarısı böyle ilerlesin. Tamam. Sorun yok. Hepsi burada toplanır. Aynen öyle. 73 binlik bir orada kaldı. Bunu Moskova'ya yolladık. Ee, bir yandan da biraz daha yeniden araştırma para verelim. Bulgaristan Savaşı'na ee, ne alemde? Burası nerenin? Cezayir. Biz şu an bakalım bir nerede, savaştayız. Ee, şöyle bakacağız. Heh. Bilmiyorum. Göremedim. Ha burada mı? Bakıyorum. Nereye gitmişiz ya biz? Hı. Ya şurayla mı savaşacağız gerçekten? Hayır. Şurayla? Hayır. Ama biz nereyle savaşacağız? Neyse. Ha, şurada mı? Ee, neredeyiz? Burada mı? Evet. Şu kadar çekerle savaştayız ya. Her neyse. Ee, Polonya'yı da başlayalım. Hepsini alacağız tabii ki. Toprak bırakmak yok bizde biliyorsunuz. Şu şekilde. Ee, Avusturya'ya karşı savaş. ilan etmeyeceğim. Bakın başka var mı? Başlatmaz mı Bunlar başladı Tamam başlattım gitti. Daha da yok sanırım evet. Güzel. Şimdi bakalım. Bir saniye. Tamam. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Şuradaki topraklarımızdan şu şekilde bir orada basacağım hızlıca. Bu ordunun da şuraya hareket etmişsin sağlayacağım. Bu savaşı da bitirelim çünkü. Şey gerek yok. Gereksiz uzatıyoruz. Tamamdır. Türkiye mi aldı Peki. Ben teklifimi yolladım. Bu orduyu da dağıttım. Şu şekilde orada bakım da para verelim. Tamamdır. Bakalım Türkiye tüm toprakları almış Bulgaristan'dan. Şimdi bizim asimilasyonlar neler alemde? Nereden bakıyorduk? Ha burada. Devam ediyorlar. Tamam etsin bunlar. Biz de hemen Finlandiya'ya yollayalım bence. Bir durduralım. Şuraya hareket ettirelim. Finlandiya kaç sınırımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. Yaklaşık şöyle bir şey kadar yeter diye düşünüyorum. Zamanında Sovyetlerin yaptığını Sovyetler tabi tüm toprakları alamamıştı diyebilirim ama Finlandiya'dan birkaç tane bir şeyler almıştınız. Finlandiya umarım gerçekteki gibi bize karşı büyük bir direniş göstermez. Eğer çünkü öyle bir direniş gösterse bizim için sıkıntı yani. Şöyle ha. mu? Bakıyorum Arnavutluğa savaşı neden mi? Ya gerek yok ya. Bizim Türkiye'ye nasıl? Türkiye ile bir ilişkimizi geliştirelim de. Ya geliştirme boşver. Evet, Turat dedim. Bir izleyelim. İzleyici olmak her zaman daha iyidir. Etiyopya Mısır almış. Peki. Evet, Türkiye Anadolu'dan ayak mı yiyor? Hayır. Bosna'ya karşı da çağırıyor. Bosna'ya karşı da gelmeyecek. Türkiye Balkan fethi yaptı iyice. Aynen öyle. Osmanlı'yı mı kuracak Türkiye acaba? Bilmiyorum. Tamam. Şu asımın şeyleri durduramadık. Hayda başlattık. Heh, durdurduk. E, 107.000'den kaç oldu? E, fena değil. Şimdi ordularımız geldi mi? Geldi. Finlandiya'nın ekonomisi kaç? Bu ordu yeter diye düşünüyorum. Yetmese de ordu basarız. Sorun yok. Finlandiya sahişinden sonra da videoyu bitiririz artık. Şu şekilde. Ben buraya niye ordu bastım? Buraya doğru gelsin diye. Bu da buraya gelsin. Bu da şu şekilde. 3'e bulunsun. bakıyorum. Başarılı başarılı. Zaten şey. Hmm, neydi? Efendinin toprakları geldi. Aşağı taraftaki toprakları daha iyi. Yukarıki topraklarda pek bir ayrık. Şu şekilde ilerle. Bence bu da böyle gelsin. Böyle. Böyle. Şu şekilde böyle böyle ve böyle gelsinler tamam güzel amacım fazla or, or götürmemek diyecektim orada da tahmin ettiğin gibi bir direnişle karşılaştık ilk oraya diğer ordu yollamışım yollamasaymışım zaten sıkıntıymış bu buraya gelsin buraya desteğe gelsin geri da saldıralım Buna da saldır Şu şekilde. Ee, yukarıdan da saldırımıza devam edelim. Hmm, orada bir dirençle karşılaştık. Başkentinde adam direniyor. Biz buradan gidelim. Ne yapalım? Şu ortaya şu şekilde çekelim bir bakalım. Burada 20.000'lik 20 binlik bir ordumuz var. Onu da ikiye bölelim. Bu 2000 buraya gelsin. 9000 böyle. 3400 de şu şekilde gelebilir. Tamam. Başarılı. Başarılı. Ee, heh, oyunu kaydetti. Güzel. Şimdi bu orada buraya geliyor. Bu buraya geliyor. Bu şu şekilde geliyor. Bu böyle ve 1900'lükte buraya sen de şuradan ilerliyorsun. Var mı sorun? Sanmıyorum pek bir sorun olacağını. Bakıyoruz. Ee, orada bir sorun oluştu. Ona nasıl çözebiliriz? Şu şekilde çizeriz. Ee, bu ikisi buraya saldırır. Şu bunu da bu şekilde yollarız. Ve sorun çözülür. İyi, güzel. Finlandiya'nın son Norveç toprakları kaldı. Güzel. Son birkaç tur. Çok iyi. 2'ye bölün bunda. 6.000-7.000 bin, bin diye. Son topraklar. 3-4 tura bitecek savaş. Tamam. Bu da böyle. Bir tur sonra bitiyor. şekilde hop oraya değil buraya sen de buraya değil Heh. bu şekilde gelebilir bu orada da toplayalım ve var mı sorunumuz bakıyoruz yok güzel bitti sanırım aynen öyle Finlandiya'nın tüm topraklarını alacağım Hop, talepleri gönderdim. Mis. Evet, e, bu videonun da burada sonuna gelelim o zaman. Gördüğünüz gibi İskandinavya'da önemli topraklar aldık. Finlandiya'yı aldık ve Norveç topraklarından aldık Finlandiya'nı. Burada Polonya'nın tamamını bitirdik. E, Türkiye'ye Balkan Savaşı'nda birazcık yardım ettik. Çünkü Türkiye şu an hala savaşta ama. Ardından başka ne yaptık? E, evet, bu bölümlük bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Ee, bildirimleri açmayı unutmayın ki videolardan haberdar olabilirsiniz. Like atın, abone olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.